Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun aleyküm dostlar. Hikayenin devamının istendiği söylendi. İlk fırsatta yazmaya başladım. Beklettiğim için kusura bakmayın. Köyden ayrıldığımda yaşadığım olayların şokunu atlatamamıştım. İsmail'le günübirlik konuşuyorduk. Ben ayrı olaylar yaşıyordum, İsmail ayrı. Kendi yaşadıklarımı ilk başlarda anlatmak istemedim. İsmail'e sürekli telkinlerde bulunuyordum. Bir şeyler yaşadık, psikolojik olarak böyle şeyler yaşaman normal gibi. Ben ne yaşıyorsam İsmail de benzerlerini yaşıyordu. Yeni çıktığım evin daha ilk gününün akşamı, beynimin içinden duyabileceğim kadar yakınlıkta sesler kulağımın içinde dönüyordu. Ne diyor ya da ne istiyor bilmiyordum. Gece çok sefer kabuslarla uyandım. Ama ne gördüğümü uyandığımda hatırlamıyordum. Tek bildiğim korkudan ödümün patladığıydı. Dakikalarca oturup içimdeki korkunun geçmesini bekledim. Sabahı zor ettim. 10 gün kadar İsmail'e telkin verirken artık yalanla işin dönmeyeceğini anladım. Nereye kadar kaçabildim ve saklayabilirdim? İsmail'e durumu anlattım. Bana çok kızdı. Keşke en başından deseydin, delirdiğimi düşünmeye başladım dedi. Daha fazla korkmaması için anlatmadığımı söyledim. Bu konuşmanın ertesi günü yine aradı. Amcaoğlu, bahane dinlemem, yarın yanına geliyorum dedi. Peki dedim. Ertesi gün saat 9 gibi evime geldi. Buyur ettim, salona geçtik. Amcaoğlu, sana güvendim, bir işin içine girdim. İyi kötü kurulu hayatım vardı. Şimdi param var ama hayatım bitti. Kapımı kilitleyip yatıyorum. Bizimkiler işin içine girerse tüm köyün haberi olur. Adım deliye çıkar. Ne kız verirler ne de selam. Köy yerinde normal değil böyle şeyler. Korkudan çişimi tutamıyorum. Rezilliğimin bini bin para. Madem bu işe bizi soktun, şimdi düşünelim bu işten nasıl sıyrılacağımızı. Para tatlı ama can daha tatlı dedi. Biraz düşündük. Yani sen ne kadar bu konulara hakimsen ben de o kadar hakimim. Bu işin ilmini bilen hoca bulacağız. Evde boş boş otururken internetten çok baktım. Ama doğru düzgün birisini bulamadım. Kimi bulsam yorumlarda bu insan dolandırıcı yazıyor. Çaresini bulsam senden mi saklayacağım? Birkaç gün bende kal. Kafa kafaya verirsek herhalde buluruz çaresini dedim. İnternette akşama kadar araştırma yaparak vaktimizi geçirdik. O ne bulsa bana, ben ne bulsam ona gösteriyordum. Şu an bile internete girip baksanız her yer dolandırıcı dolu. Hayır, tedavi edecek ilimde birini bulsam gam yemem. Giden para olsun. 2 gün süren araştırmamız sonunda sahaya inmeye karar verdik. Her şehirde vardır bu definecilerin olduğu kıraathaneler. Biz de bir tane bulduk. İsmail'le aramızda bir senaryo kurduk. Paramız var, bu işi hobi olarak yapacağız. Bizim içine gözlemci olarak girebileceğimiz bir ekip ayarladık. Bundan da maksadımız, eğer ilim sahibi birisini bulursak şansımızı deneyecektik. Bizdeki sorun nedir ve çaresi nedir diye. Kıraathaneye gittiğimiz gibi hikayelere kulak misafiri olmaya başladık. Çok fena şekilde kolpa dönüyordu ortam darda. O şunu buldum alamadım, bu şunu buldum alamadım diyordu. Herkes bir şeyler bulup alamıyordu. Aldığını söyleyen de oluyordu ama adamın ağzında diş kalmamış, sözde gömü buluyor. İnsan zengin olup da kıraathane köşelerinde vakit mi geçirir? Birkaç gün geldik gittik, sohbetlere katıldık. İstediğimizi bulamadık. 2 tane hocayım diye geçinen adama denk geldik. Adamın neredeyse ağzına gelecektik. Sizde bir şeyler var diyemedi. Madem ilmin var, en azından bu kadarını bari hisset. İsmail geldikten sonra da yaşadığımız olayların şiddeti de artmaya başladı bir yandan. Beraber ortak rüyalar görüyorduk artık. Uyandığımda hatırladığım korkunç rüyalar. En kötüsü de uyandığımda rüyamda olan bir olay fiziki acı olarak bedenimde hissediyordum. Aynısı da İsmail'de oluyordu. Bir yerden sonra denize düşen yılana sarılır misali artık internetten çare bulmaya çalıştık. Sahte bir hesaptan define, korku ya da ilim adı altında iş yapan insanlara mesaj atıp
geri dönüşler beklemeye başladık. Sizce ne olmuş olabilir tahmin edebiliyor musunuz? Attığımız mesajın içeriğinin özeti, başımızda bir hal var. Detaylarını belirtip eğer çözebilirseniz ister 5, 10 bin lira ücret verelim ya da adınıza hayır yapalım. 20 tane yere yazdıysak 100 farklı kişiden mesajlar aldık. Çoğuna dönüş yaptık. Çoğu da hatta %90'ı sadece para üstünden konuşunca onları eledik. %10'luk kısımda gereksiz şeyler yazmıştı. 2 günümüzü aldı. En sonunda dikkate değer bir mesaj aldık. Mesaj sahibi numaramızı yazın. Sadece konuşmak istiyorum. Zaten gerçek adınızla yazmadığınızı biliyorum yazmıştı. İsmail'le biraz düşündük. Acaba verelim mi, vermeyelim mi? Sonuçta numaramızdan bize ait bilgilere ulaşıp bizi kendi oyunlarına çekebilirlerdi. Yaşadıklarımız gözümüzün önüne gelince en fazla ne olabilir diyerek verdik. Çok geçmeden yarım saat içinde aradı. Merhaba, ben size yardımcı olabilirim. Tabii eğer isterseniz dedi. Merhaba abi, kusura bakma, güvenle alakalı problemlerimiz var. Nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Öncelikle bu işten çıkarın ne olacak söyler misin dedim. Haklısın, ben olsam ben de güvenmem. Piyasada çok fazla kötü niyetli insan var. İstersen yüz yüze konuşmak isterim. Güven sorununu çözeceğimi sana kanıtlarım. En kötü ihtimalle sadece tanışmış oluruz dedi. Ben de evimizden uzak, ortak buluşabileceğimiz bir yer söyledim. İstanbul'dan geleceğini, gelmeden de hazırlık yapacağını söyledi. Bir hafta sonrası için sözleştik. O kadar mesafedeydik ki bu konulara hiç aklımdan şu geçmedi. Bari bir süre kendimizi nasıl rahata alabiliriz sormadık kimseye. Bir hafta sonra dediğim kafede buluştuk. İsmail köye gidip tekrar geldi bu olay için. Onu gördüğümde ilk başta çok şaşırdım. Hiç öyle ilim sahibi birisinin havası yoktu. Hatta alakası yoktu. Uzun saçlı, gözlüklü, rapçi tipli biriydi. Yiğ mi kuşa mı da çok sıradandı. Ayağa kalkıp tokalaştık. Siz sormadan ben başlayayım. Adım Tayfun, 35 yaşındayım. Ne hocayım ne de büyücü. Sadece bu işlere merak salmış biriyim. Övünmek gibi olsun ya da olmasın. Bu konularda çok fazla bilgim var. Çok fazla yol kat ettim. Para benim için ikinci, hatta üçüncü planda. Günümü kurtaracak kadar olsa yetiyor. Sizden de maddi bir beklentim yok. Ama isterseniz siz anlatmadan ben başlayayım. Sizin durumunuz nedir? Dedi. Olur fark etmez. Madem sen kendini tanıttın ben de tanıtayım. Ben Nedim. Bu da amcamın oğlu İsmail. Seninle yaşıt sayılırız. Belki ay farkı vardır. Neyse dinliyorum dedim. Şimdi sizin üzerinizde aşırı derecede bir birikmiş enerji var. Büyük ihtimalle diğer alemden onlarla sorununuz var. Bir işlemle tüm konuları çözebilirim. Ama öncesinde rızanızı almam lazım. Nedir diyeceksiniz bu rıza? Açıklayayım. Diğer alemden olan cinlerden arkadaşlık kurduğum cinler var. Onlar da benim gibi kendi aleminin merak edilenlerinden siz tamam derseniz hızlıca araştırma yapacaklar ve bana bilgi verecekler. Benim de kendimce kusurum yalan söyleyemem. Lanet gibi bir şey dedi. Ağzı çok iyi laf yapıyordu Tayfun'un. Tamam hocam, pardon ne diye hitap edelim bilemedim. Benim rızam var, zaten olaylar benim üstümden döndü dedim. Hocam demezsen sevinirim. Hocalık bir vasfım yok. Üstad de, kral de, reis de, sokakta işte birisine nasıl sesleniyorsan öyle seslen. Rızanı verdiysen birer bardak çay içelim. Sonra sizi biraz şaşırtayım dedi. Çayımızı içerken o kendi hayatından bize kendi hayatımızdan çok detaya girmeden anlatmaya başladık. 5 dakika biraz geçti. Gözlerini kapattı. Eliyle sus işareti yaptı. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bir iyi haberim, çok fazla kötü haberim var. Hangisini söyleyeyim dedi. Önce iyi haber dedim. İsmail hemen atladı. Ben iyi haberden sonra çok fazla kötü haber kaldıramam. Önce kötüyü söyle, en son iyiyi söyle rahatlayalım biraz dedi. Tayfun, benim evin adresini söyleyip burada sessiz sessiz konuşmak rahat değil. Senin eve gidelim. Rahat rahat anlatayım dedi. İsmail hemen yüzüme baktı. İsmail, iyi yönden bak. Bir ilmi var ki bu adamın bunu söyleyebildi dedim. Hesabı ödeyip bizim eve geçtik. Salona geçip oturduk. İsmail çay demledi. Tayfun da anlatmaya başladı. Şimdi arkadaşlar, kötü haber size musallat olmuşlar.
İyi haber, benim burada olmam dedi. Aşağı yukarı kötü haberi bekliyordum ama iyi haber olarak böyle demesini beklemiyordum. Üstad hiç de alçak gönüllü değilmişsin dedim. Haklısın, yalan söyleyememenin yan etkisi. Şimdi size neler olduğunu anlatacağım. Siz isteyerek ya da istemeyerek onların sahiplendiği bir yeri bulmuşsunuz. Onların sahiplendiği eşyalardan almışsınız. Yetmemiş, satıp elinizden çıkarmışsınız. En kötü senaryoyu gerçekleştirmişsiniz. Size musallat olmaları için kapıları açmışsınız dedi. Nasıyan dedim. Şimdi şöyle izah edeyim. İzin kaidesini gerçekleştirmişsiniz. İnsanlar ile cinler farklı alemlerde yaşar. Bizimle onlar arasında kırılması çok zor, görünmez duvarlar var. Bu duvarı kırmak için onları fazla anmak, hakaret etmek ya da onlara ait bir şeyi almak onlara bu duvardan geçme izni verir. İyi ya da kötü şekilde olması tamamen o varlığın iradesine bağlıdır. Sizi normalde uyarsalardı, siz belki de hiç bu işlere girmeyecektiniz ama size ulaşmak istemişler. Tahmin edebildiğim sebepleri var. İşin özü bu dedi. İsmail, çok karışık anlatıyorsun ama abi, kafam almıyor. Sen bana şunu söyle, bizi kurtarabilir misin? Dedi. Anlıyorum kardeşim. Sabırlı olursan evet. Ama sorunun kaynağına gitmemiz gerekecek ve hiç de kolay olmayacak dedi. Şimdi plan ne anladığım kadarıyla er ya da geç o eve gidilecek değil mi dedi. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. O zaman yarın gidelim, görmüş oluruz. Üst perdeden konuşmaların boşuna mı yoksa gerçekten yeteneğin var mı dedim. Tamam, yarın olsun gidelim. Ben de görmek istiyorum orayı. Bugün burada kalalım. Bana yatacak yer ayarlar mısınız dedi. Ayarlarım, sıkıntı değil de sen bu şekilde köyde çok dikkat çekersin. Biz de dikkat çekmek istemiyoruz. Saçını kestir, üstüne başına benim gibi kıyafetler giysen olur mu dedim. Biraz düşündü. Tamam dedi. Ben onu İsmail'le tıraş olması için gönderdim. Yatacak yerde ayarladım. Yemeğe kadar her şeyi hazırladım. Onlar gelince yemeğimizi de yedik. Ertesi gün gündüz köye geri döndük. İsmail kalabalık gözükmemek için kendi evine gitti. Bizi köyün girişine bıraktıktan sonra. Köye girerken Tayfun köyün girişinde, bu köy gerçekten sessiz ve sakin. Önceki sakinlerinin aksine dedi. Eve gelince şansımıza Recep bizi gördü. Yanımıza geldi. Abi kaç gündür yoksun? Var mı bir sıkıntı dedi. Sorduğun için sağ ol kardeşim, sıkıntı yok. Arkadaşım beni merak edip gelmiş sağ olsun. Bir derdimiz olursa bulurum ben seni. Eyvallah dedim. Tayfun, kim bu genç dedi. Komşu çocuğu, sağ olsun çok yardımcı oldu bana dedim. Tayfun evin etrafını gezdi. Sağına soluna her tarafına baktı. Biz baktık. Evin içi hariç hiçbir giriş yok. Ayrıca dışarıdan müdahale edemeyiz dedim. Yok, ona bakmadım. Ev sağlam mı, durumu nedir ona baktım dedi. İşim bitince karşıma oturdu. Ne düşünüyorsun dedim. Burada bir şeyler olduğu fazlasıyla açık. İçeriği yakın zamanda korumaya almışlar. Ne olduğunun bilgisini alamıyorum. Manuel olarak çözmek gerekecek dedi. Üstad bak, sen de kaypak çıkıyorsun. Burada merkez biziz, İsmail'le ben. Senin ne farkın kaldı şimdi diğer insanlardan dedim. İçimdeki öfkeyi net şekilde yansıtmıştım. Seni anlıyorum, kızmana da bir şey demiyorum. Ama ben sana daha net konuşayım. Burada başarısız olursam sizin kadar ben de tehlikedeyim. Üstelik benim çıkarım için bir şey yoksa elim boş, ben de döneceğim. Sizden şu ana kadar para pul istedim mi? O halde beni kendince bir sınıfa koyma dedi. Tamam kral, sıkıntımı biliyorsun. Normalde böyle öfkeli değilim ama işte ne yaparsın dedim. Neyse o zaman birkaç gün dinlenelim. Ben yok, yorgunum. Bu süreçte konuşuruz. Bilgilerimizi paylaşırız. Kendimizi de toplarız. Siz beni tanırsınız, ben sizi dedi. İyi madem dediğin gibi olsun. Benim de kafam bulanık. Kafamı toplarım. Ne yalan söyleyeyim. Sen geldikten sonra ruhen rahatlama yaşadık. Bana garip gelen hareketlerin olsa da şu an için halimden memnunum dedim. Kafam şu yönde rahattı. Onun varlığı bize koruma sağlıyordu. 3-5 gün hiçbir şey yapmadan sadece ısınma süreci olarak geçirdik. İsmail akşam yanımıza gelip gündüz de evine gidiyordu. O da kendi açısından zorluklar yaşıyordu. Sonunda Tayfun, tamam artık planlamaya geçelim dediğinde asıl hikayemiz başladı. Karnımızı doyurup çaylarımızı içtik.
günün en sessiz saati, gece yarısı anlatmaya başladı. Beyler, önce birkaç bilgi vereyim. Sonra ne adımlardan geçeceğinizi size de çözmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Burada bana yardım eden cinler hiç rahat değil. Müdahale edemiyorlar. Aşağı indiğimizde ben de dahil hepimiz savunmasız olacağız. Bunun için hazırlık yapmam gerekecek. Bu hazırlık haftalarca sürebilir. Bu kısım zor kısım değil. Asıl zor olan birinizin kısa süreliğine cinlerin olduğu aleme geçip oradaki büyüleri tespit etmek ve yok etmek olacak. Merak etmeyin. Doğrudan siz müdahale etmeyeceksiniz. Zamanı geldiğinde tam olarak anlayacaksınız. Korumayı kaldırdığımızda ilerleyip burada tam olarak ne gizleniyor bulacağız. Kitap, döküman gibi eşya bulursak en başından söylüyorum ben alırım. Benim de anlaşmam bu. Onun dışında altın ya da tarihi eser çıkarsa ne yaparsanız yapın. İşimiz bittiğinde buradaki cinlerle anlaşma yapmayı deneyeceğim. Peşimize düşecek olurlarsa onları mecburen yok etmem gerekecek. Kabul ederlerse sıkıntı yok dedi. İsmail bana döndü. Gözleri kocaman olmuştu. Amcaoğlu, bu anlatılanların yarısını yaşarsak korkudan ölürüm ben dedi. Lafının sonunu beklemeden, tamam İsmail, ne diyeceğini anladım. Bize ihtiyaç olunduğu zaman ben yapacağım gerekeni. Ama oradan büyük bir şey çıkarsa hiç akraba demem, payın büyüğünü ben alırım. Hayatımı tehlikeye atıyorum sonuçta dedim. İsmail, Tayfun abi, ben bu olaylara hiç müdahale olmasam olmaz mı? Sanki şu anki halimle bile kalbim deli gibi çarpıyor dedi. Bir süre İsmail'i sakinleştirerek geçirdik. Ertesi gün çalışmalar başladı. O istiyor, biz bulup getiriyorduk. Çeşitli otlar, mürekkepler, daha önce varlığını bilmediğim kağıtlar. En garibi de pahalı taşlar istedi. Bunları işleyecek alet edevat. 2 ay boyunca sayılar ve yazıları kullanarak bize muska diyebileceğim kolye ve taştan kolyeler hazırladı. Onun dış görünüşü ve konuşmasının aksine gerçekten yetenekleri takdire şayandı. Sıra evin altına inmeye gelince uzun süren onardığımız yeri kırmak ve taşımak zamanımızı aldı. Gündüz kırdık, gece taşıdık. Aşağı indiğimizde aklıma geldi. Burada nefes alamıyorduk. Bu da İsmail ile benim çözmem gereken bir sorundu. Çözmem uzun sürmedi. Ufak oksijen tüpleri aldım. Kapıyı kesebilmek için demir ispirali, 50 metrelik makaralı uzatma kabloları aldım. Uzun emek verdiğimiz vakitler geçirdik. Görünen kısımda sorunları çözdüğüme inandığım noktada Tayfun'a döndü gözüm. O da kendi açısından fena şekilde çalışıyordu. Onun yanında bizim yaptığımız işler iş değildi. Bu, padişahların giydiği korumalı kıyafetlere benzeyen bir şey yaptı. İşlemeli falan değil. Kağıtları hazırlayıp kıyafete doğrudan dikti. Şimdi aşama aşama anlatacağım olayları. İlk başlama aşaması, biz işlemlerimizi tamamen bitirdik. Artık icraat kısmındaydı. Birinci görev benim diğer aleme geçip büyüleri bulup bozmam. Tayfun öncesinde bana uzun uzun olabilecekleri anlattı. Alt kata gece yarısı indik. Zeminde çukur kazdık. İçine yattım. Öncesinde bana bunu söylediğinde, bunu yapamam. Neden çukura girip üstümü kapatacaksın dedim. Bu bir işlem. O anı yaşamazsan duyguların hareket etmez, başarılı olamazsın dedi. Biraz daha detaylı anlatınca zaten mecburdum, kabul ettim. Çukura yatınca aklımdan geçen düşünceleri söylüyorum. Burada seni gömecekler, çıkarmayacaklar, seni kurban edecekler. Orada ne varsa alıp aralarında paylaşacaklar gibi şeyler. Çukurun üstünü tahta ile kapattıklarında önce terlemeye başladım. Sonra tansiyonum düşmeye başladı. Çok uykulu olursanız ya da uykuya direnirseniz o aşamaya geldiğimde gözlerimi açtım. Kendimi üstü açık çukurda yalnız başıma buldum. Hemen doğrulup çukurdan çıkmak için ayağa kalktım. Çukurdan çıkacağım esnada bir kişi çukurun başında bana bakıyordu. Bana, sana ben yardım edeceğim dedi. Tünele girdik. O kapıya gittim. Kapının üstünde tomarla yazı yazıyordu. Yanımda olan kişi, bana bu kapı mührünün kendisi burada adak sunulması ve yakılması gerekiyor dedi. İşlem bu kadardı. O bunu söyledi. Gözlerimi kendi dünyamızda açtım. Nefesim kesiliyordu. Açın üstümü, kendime geleyim dedim. Ben gördüğümü, duyduğumu anlattım. Tayfun,
İşte bazen böyle uzun meseleler böyle küçük işlerle baltalanıyor. Kandırılmışım dedi. Ertesi gün için oraya gideceğimizi ve olaylara son vereceğimizi söyledi. Ertesi gün oraya gittik. Detay vermeden anlatayım. Kapıda tavuk kesti. Özel bir karışımla kapıyı yaktı. Sonra çektiğimiz demir ispiraliyle kapıyı kesip açtı. İçerisi benim beklediğim gibi bir yer değildi. Olduğumuz yerin ofisi denecek bir yerde. Oradaki kasayı bulana kadar böyle düşünüyordum. Ahşap büyük bir kasa vardı. İçinde de bazı değerli eşyalar bulduk. Maddi değeri yüksek şeylerdi. Oraya ait son işlem cinlerle anlaşma. Bu kısımda Tayfun kendisi olayları yaşadığı için bana söyledikleri kadar size anlatabileceğim. O cinlere teklifte bulunmuş. Cinler ise ona buraya mühürlendiklerini ve buranın sahibi ya da kan bağı olan birisi gelene kadar buradan ayrılmayacaklarını söylemişler. Anlaşmanın nasıl bozulacağını anlattığında canım sıkıldı. Bu işlem için domuz gerekliymiş. Domuzu bulmak mesele değil de onu vur, öldür, buraya taşı çok meşakkatliydi. İsmail sağ olsun bu aşamada işi üstlendi. O domuzla işlem yaptı. Bedenimden ve İsmail'in bedeninden çıkan siyah dumanı gördüm. Tüm işlemler tamamen bittiğinde her şeyi bölüştük. İsmail'le hatırı sayılır miktarlarda paralara sahip olduk. Olayların üstünden aylar geçti. Bir akşam İsmail'le oturup konuşuyorduk. Konumuz herhangi sıkıntın var mı, bir şey yaşıyor musun? İsmail birden sen olmasaydın bu işten ben hayatta kurtulamazdım dedi. Ben de Tayfun abine şükret dedim. İsmail o da kim dedi. İsmail hani bizi bu işten sıyıran adam var ya, işte o dedim. Abi ne adamı, bu işte sadece ikimiz vardık dedi. Bu konuyu saatlerce tartıştık. Kendimi sorguladığım bir döngüye soktu beni. Ne Tayfun varmış bu işte, ne de bu olayları İsmail'i dahil etmişim. Bu bilgiden sonra günlerce kendime gelemedim. Bu sefer de zamanımı bir bilen aramakla geçirmeye başladım. Psikolojim durduk yere alt üst oluyordu. Bu sefer gerçekten ilim sahibi bir hoca buldum. Olayları eksiksiz şekilde anlattım. Bana cinlerin beni kullandığını, bunu da zihnim manipüle ederek yaptıklarını söyledi. Bunları öğrendikten sonra hocaya, ''Hocam, şimdi tüm bunları tek başıma mı yaptım?'' dedim. ''Yani o Tayfun sandığın arkadaşının olduğu her yere kendini koyarsan evet.'' ''Açıklaması zor bir durum.'' dedi. Özel olarak anlatmak istemediğim birkaç konu daha konuştuk. Onun tavsiyelerini aldım, uyguladım. Günümüze kadar sorunsuz geldim. Ara sıra rüyamda bu olayları film gibi baştan sona yaşıyorum. Zorlu süreci zor da olsa psikolojik tedavilerle atlattım. Şu an çok şükür iyiyim. Psikoloğumun bu olayları düşünmemin, atlatmamda olumsuz sonuçları olacak demesine rağmen yine de sizler için yazdım. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.